Tak tak tak. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şubat ayı burç yorumlarını yapmak üzere kanalımızda buluştuk, toplandık. Arkadaşlar maalesef size Şubat ayı ile ilgili üzücü haberlerim var. Çok gerilimli bir Şubat ayı geçireceğiz. Arkadaşlar ancak ben çözümü buldum. Bak. Size çözüm sunan tek astroloğu. Tamam mı? Kıymetimi bilin. Arkadaşlar çözüm şu bir tabak çekirdek alıyorsunuz arkadaşlar. Bu toplumsal olaylara karışmadan çekirdekle izliyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu ayında yapabileceğiniz en mantıklı şey söylüyorum size. Et diye süt diye karışmayın. Umarım toplumsal olayları izleyebilmeniz için elektriklerimiz olur da yani televizyonlar falan çalışır da izleriz. İnşallah internetlerimize bir şey olmaz arkadaşlar. Diyorum. Evet. Aylık burç yorumlarımıza geçeceğim. Kişisel olarak kartlarınızı hazır edin. Eğer haritalarınız yoksa arkadaşlar bu videonun hemen alt kısmında yorumlardan link bıraktım size. Natal harita nasıl çıkartılır videosunu izleyerek natal haritanızı çıkartabilirsiniz ve bizliği izleyebilirsiniz. Aylık burç yorumlarımızı geçmeden önce kısa bir intro alıyorum arkadaşlar. Kat. Evet. Şimdi Burç yorumlarına geçmeden önce önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Teknik bir bilgi. Lütfen burayı izleyin, atlamadan izleyin. Ee, şimdi arkadaşlar, hepinizin yükselen burçları farklı. Astroloji kişisel bilim, öncelikle bunu belirteyim. Yani genel konuşulamaz. Yani ben konuşamam arkadaşlar. Çünkü edindiğim bilgiler, edindiğim tecrübe bunun bir saçmalık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar sizi bu konuda bilgilendirmek zorundayım. Eğer beni takip ediyorsanız, bir natal arıtınız olsa sizin için daha iyi olur... Natal harita videosu yukarıda i harfinden bu tarafta i harfinden veya alt kısımda videonun açıklama kısmında natal harita nasıl çıkartılır videomuzu izleyebilirsiniz. Bir. İkincisi natal haritanızı çıkardınız. Diyelim ki yükselen burcunuzu bilmiyorsunuz. Doğum saatinizi bilmiyorsunuz. O zaman dikkat edeceğiniz kusu, ıı, husus şu olacak arkadaşlar. Kesinlikle yükselen koç burcuna göre takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yükselen koç burcu videoları Genelde hitap eder. Yani bütün herkes aslında yükselen koçtur. Şimdi diyeceğim e, astroloji bilen arkadaşlar yorumlardan bana geçirmeye başlayacaklar. Dolayısıyla e, bunu nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Teknik bir konu. Bunu izah etmem gerekiyor. Bunu da herkes bütün hocalar anlatmıyorlar. Ya da astrologlar anlatmadığı için sizi çok iyi anlıyorum. Konuyu bilmiyorsunuz. Ancak böyle bir teknik olay var. Yani normal olarak yükselen koç burcu genel etkilerdir. Dolayısıyla eğer e, yükselen burcunuzu bilmiyorsanız yükselen koç burcunu takip edin. Bir. İkincisi güneş burcunuzu takip edin. Yani güneş burcunuz aslan, aslan burcunu takip edin. E, i̇ki. Üçüncüsü eğer yükselen dereceniz veya güneş burcu dereceniz 15 derecenin üzerindeyse arkadaşlar o da şurada yazar veya güneş burcunuz mesela şurada yazar. 3 derece mesela 15 derece ise o zaman bir diğer burcu da e, takip ederek ikisini birden orantılayarak yorumları genel olarak dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bakın tekrar ediyorum yükselen burcunuz 15 derece ve 15 derecenin üzerinde ise eğer bir diğer burcu yani ikizler burcuysanız mesela yükselen yengeç burcunu da e, dinlemenizi tavsiye ediyorum çünkü başka türlü genel olarak bu olayı size spesifik olarak kişisel analizlerimi size iletemem. Yani benim yorumlarım biraz daha farklı. Diğer gene, genel astrologların yaptığı gibi değil. işi usulüne uygun şekilde yapmaya çalışıyorum. O yüzden beni takip ediyorsanız bu teknik detaylara eğer uyarsanız arkadaşlar sizin için daha isabetli olacaktır. Beni dinleyin. Bu dediklerimi dikkate alın arkadaşlar. Şimdi burç yorumlarına geçelim arkadaşlar. Evet Yükselen Terazi, hoş geldin kanalıma. Şimdi başlıyoruz Şubat ayını değerlendirmeye. Evet, Şubat ayına bismillah diyoruz. Bir giriyoruz arkadaşlar. 1 Şubat itibariyle Güneş-Mars karısı ile e, Merhaba diyoruz ve bu çok sert bir açı arkadaşlar. Bu kavga çıkartabilir. Özellikle sizin e, sevgilinizle ilgili e, bazı durumlar çıkartabileceği gibi borsa kazançlarınızla ilgili ciddi e, zararlar ya da e, ne yaptınız bilmiyorum ama 5. evinizde kova da ...bayağı doluşmuş bütün gazı, gezegenleri orada görüyorum. Yani eğer bu aşk hayatınızla ilgili ise birden fazla sevgiliniz var demektir. Ee, <laughs> sevgililer sizi e, yakalamış olabilir. Ee, bir ikincisi e, geçmişten sevgili gelmiş olabilir. Bu sevgililerle ilgili başınız bayağı bir dertte olabilir. Ee, eğer bu böyle değilse evliyseniz arkadaşlar çocuklarınızla ilgili çok ciddi bir dertle e, iç içe olabilirsiniz. Veya arkadaşlar ticaretle uğraşıyorsanız eğer bu sizin gerçekten çok ciddi bir borsa kaybı ya da elektronik para. Çünkü kova burcunda görünen teknolojik bir hobi ya da teknolojik bir borsa hani böyle içerisine girmiş olabilirsiniz. Ve böyle bir cemiyette çok ciddi söylentilere inanıp kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Bu ay içerisinde ama beni dinlerseniz yaşamayacaksınız. Şimdi burada baktığımız zaman özellikle 1 Şubat çok tehlikeli. Güneş Mars karası ile yüzleşiyorsunuz. Bu kavga çıkaracak bir etki özellikle sevgilinizle veya maddi harcanımlarınızla ilgili bir konum sunabilir dedik. Venüs Satürn kavuşumu 6 Şubat'ta kemer sıkma politikaları içerisine sizi sokabilir arkadaşlar. Hemen akabinde Venüs Uranüs karası 7 Şubat'ta elektronik arızalardan dolayı elektronik harcamalar yapmak zorunda kalırsınız. Veya cidden 7 Şubat'ta çok ciddi e, borsa kayıpları veya para kayıpları nereden? E, elektronik para, borsa veya bunun gibi şeylerden e, kendi şansınızla oluşturduğunuz, şansınızla oluşturarak kazandığınız paralardan e, ciddi bir e, kaybınız olabilir arkadaşlar. E, yükselen terazilerin e, Şubat ayının 20'sine kadar şansına pek fazla güvenmemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle cidden e, sizi çok ciddi vuruyor. E, bu anlamda baktığımız zaman 8 Şubat'ta Merkür yanık pozisyonda e, ve Retro pozisyonda zaten 30 Ocak itibariyle Merkür'ün retro olması 24 Şubat'a kadar. Aklı melekelerimizi zaten çok doğru kullanacak gibi durmuyoruz. Bu anlamda özellikle 8 Şubat'a dikkat yanlış kararlar verme olasılığımız çok yüksek ve bu tarihlerde geçmişlerden bir sevgili sizi arayabilir. Çok üzgünüm özür dilerim sana kötü şeyler yaptım diyerek tekrar gelip hayatınızın içine edebilir. Dolayısıyla olasılıklar dahilinde ona fazla güvenmemenizi tavsiye ederim. Yani burada yeni sevgili bile gelse bir, e, ciddi bir şekilde tehlike sunabilir. Arkadaşlar yeni sevgili karmik olarak geçmişler çok geçmiş hayatlardan geliyor olabilir. E, veya bu hayatınız içerisinde ayrıldığınız sevgiliniz size geri dönebilir. Yani her halükarda eski ya da yeni e, görünümlü olan tüm sevgililerinize pek güvenmemiz gerektiğini bu e, 20 Şubat'a kadar 24 Şubat'a kadar özellikle sevgili hayatınıza dikkat etmenizi söylüyorum. Bir et bit olsa ker etmez arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani Brad Pitt olsa size fayda vermeyecek bunu da belirtiyorum ya da Jennifer Lopez olsa da sana fayda vermeyecek arkadaşım. Bu yüzden dikkatli olmanı ve bu tarz ilişkilere girerken pek böyle umut bağlamamanı tavsiye ediyorum. Özellikle bu etkilerde şurada Merkür Mars 10 Şubat'ta bir Merkür Mars karısı görüyorum. Bu Merkür Mars karısı seni çok şiddetlendirebilir kızdırabilir kavgaya sürükleyebilir. Ee, bu telefonlarını arıza yaptırabilir ee, özellikle kaza bela bu dönemde çok olabilir eğer evliyseniz çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili bazı okul problemleri ortaya koyabilir 10 Şubat özellikle venüs Jüpiter kavuşumu 11 Şubat'ta çok güzel bir açı ee, 13 Şubat'ta Merkür-Venüs kavuşumu muhteşem bir iş anlaşması belki de kripto paraya giriyorsun veya buna benzer çok ciddi bir tüyo aldım falan arkadaşlar gerçek olanı size söylemem gerekirse evet çok güzel açılar var yani şu stalyum var ya şu stalyum. Stalyum biz böyle gezegen toplaşmasına diyoruz. Beşinci evinizde özellikle spesifik şans evi olduğu için gerçekten çok şanslı bir dönemdesiniz. Ancak Merkür'ün retro olması asabiyle burada çok ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Altını üstünü çok iyi araştırıp gerçekten eminseniz bu, tarz projelere girmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle bu kabus talimini destekleyen ikizler burcunda planetleriniz varsa. Oho bu size fırsatlar da sunabilir. Ancak ben yine de Merkür Retrosu var. Yani bu fırsatları alın. 20 Şubat'tan sonra değerlendirin. Ee, yani bir ölçün biçin tartın. Gerçekten çok güzel bir hani hayatınızda en büyük fırsatları gelmiş yani. Hani ben size yapmayın demiyorum. Ama burada temkinli olmanızı dikkatli olmanızı tavsiye etmek zorundayım. Kişisel haritalarınızı bilmiyorum. Dolayısıyla ben size olasılık basında burada temkinli olmanızı önermek zorundayım genel olarak. Mars Neptün Seksil 14 Şubat'ta o hayalini gerçekleştirmek için evet gerçekten aksiyonlar içine girmeye çalışıyorsun. iş hayatınla ilgili belki projeler seni harekete geçiriyor. Parayla ilgili e, böyle riske girmeye çalışıyorsun ama. Yani Neptün'den bahsediyoruz. Dolayısıyla e, yanlış düşünüyor olabilirsin. Bu anlamda yine temkinli olmanı tavsiye ederim. Merkür Jüpiter kavuşumu bu muhteşem açılardan bir tanesi. 15 Şubat'ta gerçekten çok güzel haberler var. Ama yine Altı Fos ve Asparagas olabilir bu konuyla ilgili. E, üzülerek e, olasılıklarda e, altını üstünü araştırmanı tavsiye ediyorum. Satürn Uranüs karesi 17 Şubat'ta geleceği için işte o en büyük vurgunum. Yani bu yıl olabilecek en sert açılardan biridir bu. Satürn Uranüs karesi arkadaşlar Şubat ayı 17'de gerçekleşecek 17 Şubat'ta. Arkadaşlar 17 Şubat takvimlerinizi işaretleyin. 17 Şubat'ta piyasaları çekirdek izleyerek başlayın. E, yani çekirdek, çekirdek yiyerek, çıtlayarak izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 17 Şubat'ta olan olsun. Bakın ben de kripto paraya gireceğim. Sizi çok iyi anlıyorum. ama belki %90 kripto paraya giriyorsun sen yani. Ee, seni çok iyi anlıyorum. Ama ben de gireceğim. Ama bekliyorum bakın. En başından beri aylarda size söylüyorum. Girmeyin, yapmayın. Bakın 17 Şubat'ta Satürn Uranüs karesi var diyorum. Ama dinlemiyorsunuz şu anda kanalımda yorumlarda para kaybettim, para kaybettim diyen bir sürü. E, y, y, takipçim var. Yani arkadaşlar, ben size olasılık bazında e, tabii ki konuşuyorum. Gaybı bilemem ama böyle bir riskli açıdan böyle riskli şeyler yapılmaz yani. Biraz dikkatli olun, Paranıza sahip çıkın. Özellikle 20 Şubat'ta da Venüs-Mars karesi var. Bu da zor bir açı. Dolayısıyla bu anlamda demek ki ne yapıyoruz? 20 Şubat'a kadar dikkat. 20 Şubat'tan sonra bakın gerçekten güzel açılar var. 11 Şubat yine ayını atlatmanız lazım yani etkilerini atlatmanız lazım. 27 Şubat dolanaya geldiğimizde gerçekten muhteşem fırsatlarla dolu bir pozisyon içine dahil olabilirsiniz. Özellikle siz var ya Mart ayında muhteşem açılar var. Yani özellikle Mart ayında İkizler burcuna geçen İkizler e, e, Mars Mars'ın İkizler burcuna girmesiyle o Kovanaki stelyum yani Satürn'ün Jüpiter çok güzel tetikleniyor. E, yani bu anlamda gerçekten çok büyük fırsatlar geçireceksiniz ama Şubat yine geri dönelim. Şimdi çok fazla açılmayalım. Şimdi burada yine yıllık yorumları bir takip edin. Benim kanalımda var. Ee, özellikle burada baktığımız zaman e, hani e, Güneş e, balık burcuna doğru 18 Şubat'ta giriyor. Bu sizin iş hayatınızla ilgili ya da sağlıkla ilgili şimdi dolunay'a doğru hazırlanıyorsunuz. Böyle bir 18 Şubat'tan sonra 27 Şubat dolunay'a doğru gidiyorsunuz. Bir sorunu çözeceksiniz burada. İş hayatınızla ilgili. Belki hastalığınız var ya da Burası ne olabilir? Altıncı ev rutin hayatınızla ilgili bir sorunu çözmeye çalışıyorsunuz ya da bir proje ile ilgili. Venüs de orada görüyorum. Venüs de balık burcunda. Dolayısıyla bu bir böyle bir şey olabilir arkadaşlar. 25 Şubat'ta balık burcuna gidiyor yani para ile ilgili bir proje yani bir yatırım girişim gibi bir şey olabilir. Dolayısıyla bunu çözeceksiniz merak etmeyin. Çözeceksiniz ama bu olayı 20 Şubat'tan sonra gerçekten iyi çözeceksiniz. Ama bu iş böyle biraz nasıl bir iş biliyor musunuz? Yani Ay Başak Burcu'nda 12. evde yani bu böyle e, plansız bir iş. E, sanki böyle görünmez bir iş. Yani tam böyle iş gibi de değil. E, bu tabii ki olasılıklardan da siz biraz hani belki çok büyük depresyon altındasınız. Hani 20 Şubat'a kadar depresyon altında böyle tırmalı tırmalı tırma en sonunda 27 Şubat'la böyle biraz rahatlamaya hani bu sorunlarınızdan kurtulmaya. Çünkü 27 Şubat donlayı Uranüs'ten çok güzel bir destek oluyor. Bu anlamda sizi gerçekten sorunuzu çözecek sıradışı yöntemler ortaya koyacak. Yani bu her neyse rutin hayatınızla ilgili bir şeyi çözmeye çalışıyorsunuz. Bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bunları yapacaksınız ama biraz daha ayın sonlarına doğru bekleyin diyorum arkadaşlar. Telegram grubumuz var. Eğer siz bir kripto para yatırımcısıysanız. Mutlaka Telegram grubuma bekliyorum. Bu videonun açıklamasında zaten link bıraktım. Oradan mutlaka gelin. Telegram Astro Show kanalımızda sizlere gerçekten e, hani e, elimden gelince yardımcı olmaya çalışacağım. Benim e, teknik analizlerim biraz daha yıldızlara dayalıdır. Onu da belirteyim. E, şimdi burada baktığımız zaman o zaman neymiş? 11 Şubat yeni ayı ve 27 Şubat donlayı. 11 Şubat yeni ayı bizi yeni şeylere sokmaya çalışabilir. Ama rehavete katılmıyor, kapılmıyoruz. Merkür Retro adımlarımızı doğru atmaya çalışıyoruz. 20 Şubat'tan sonra, 27 Şubat'tan sonra, 20 Şubat'tan sonra olumlu olaylar olmaya başlıyor. 20-27 Şubat donayından sonra gerçekten güzel fırsatlar elimize geliyor diye hesap ve plan dahilinde oluyoruz arkadaşlar. Şubat ayını sizlere çok detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Mart ayında çok güzel açılar var. Mutlaka kanalıma bekliyorum. Bu videoyla tanıştıysak, eğer mutlaka şunu bilin ki biz sadece burç yorumu yapan bir kanal değiliz. Kanalımızda astroloji ile ilgili gerçekten çok ciddi böyle teknik anlamda içerikler en azından anaokul seviyesinde de olsa sizlere e, güzel bilgiler sunacak e, e, yayınlar hazırladık. E, özellikle Astro Dipnotlar ve Astro Show yayınlarımızı size öneriyorum. Ana sayfamızda oynatma listeleri bıraktım. Bunları geçmişe dönük izlemenizi, astroloji ile ilgili birazcık daha derinlemesine fikri sahibi olabileceğinizi e, belirtiyorum. E, bu anlamda arkadaşlar size güzel bir Şubat ayı diliyorum. Mart ayında mutlaka sizi kanalımda bekliyorum. Abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Like. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Özellikle yükselen terazinin like'ları çok yakışıklı oluyor. Bu anlamda bir like'ı bizden esirgemezseniz çok sevinirim. Yorumlarda görüşmek üzere. Mart ayında mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.